Beccaç Köyü İmam Gazali Camii minaresi açıldı. Programa Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Belediye Başkan Yardımcıları, ilçe müftüsü Celal Malkoç ve vatandaşlar katıldı. Törende Belediye Başkanı Özkan Özgüven konuşma yaptı. Burada tabii minaremiz yapılmış. Az önce yemek yerken de sohbet ettik. Bir mabede özellikle camilerimizi anlamlı kılan minareleridir. Biz de hep şunu ifade ederiz. Bizim hassas olduğumuz ve her zaman ön plana çıkardığımız minarelerimizden ezan sesi dinmesin. Al yıldızlı uğruna can verdiğimiz, şehitler verdiğimiz bayrağımız inmesin. Bu bizim için kutsaldır. Dolayısıyla bu camimizin yapım tarihi 67. Beline yaşıtmış muhtar. Dolayısıyla minare eksik kalmış. Buna öncülük eden başta Salim amcamız, Ramazan abimiz, müftümüz, muhtarımız, belediye olarak biz de karınca kararınca çorbada tuzumuz olsun misali katkılarla bu yapıldı. Onun için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu camilerimiz sadece 5 vakit namaz kılmanın yerinin dışında güzel bir bahçe alanı oluşmuş. Gelip oturulacak, sohbet edilecek, güzel şeylerin konuşulacağı, çoluğun çocuğun burada kaynaşacağı mekanlar olmalı. Bunlara müftülüğümüz ve diyanetimiz de böyle bir proje içerisinde. İnşallah Allah'ım daha güzel günlerde bizi bir arada her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmayı nasip etsin. Bugün Cuma, biz Müslümanlar için mübarek bir gün, özel bir gün. Sabah güzel bir iş gerçekleştirdik. Ereğli Belediye'mize ait bir arsamız vardı. Uğur Mumcu Caddesi'nde, Perşembe Pazarı'nın karşısında. Göreve geldiğimizde orayı satın almıştık kendi imkanlarımızla. Ne yapalım, ne edelim derken buraya bir özel hastane yaptıralım diye çok uğraştık 3 yıldan beri. Cenab-ı Allah yardım etti. Bu işte halis niyeti olan ve gerçekten Ereğli'ye bir yatırım yaparak bunu sonuçlandıracak olan bir özel teşebbüste sabah bir protokol imzaladık. Allah nasip ederse bir buçuk yıl içerisinde Ereğli'mize 100 yataklı bir hastane yapılması için de böyle bu mübarek günde sabahta bir imza attık. Öğle vakti burada namazımızı eda ettik, dualarımızı yaptık. Şu anda da bu camimizin minaresinin açılışını yapıyoruz. Allah'ım hep böyle organizasyonlarda, böyle işlerde bizi bir araya getirsin. Ülke olarak önemli bir süreçten geçiyoruz. Görüyorsunuz, Cumhurbaşkanımız, arkadaşları canla başla çalışıyorlar. 15 Temmuz'da bir olay yaşadık. 251 tane şehit verdik. Kimi tankın önüne yattı, kimi silahın karşısına geçti, kimi uçakların altında atılan bombalarla şehit oldu. Gördünüz oradaki hainleri, işbirlikçilerini ülkeye kaosa, bir Suriye gibi, bir Irak gibi bu hale getireceklerdi. Bunu başaramadılar. Aradan belli bir dönem geçti. Şimdi işi dolara, euroya döktüler. Ama şurada bulunan bizler belki 50 kişiyiz, belki 60 kişiyiz. Biz toplumun nüvesiyiz. Bizler şu anda aynı neyi hissediyorsak kalben ve içimizden geçtiği gibi Türk halkı da bunu hissediyor. Onun için evvelallah tarih boyunca ta 1071'de Anadolu'ya Türkler ayak bastıktan sonra bu coğrafyada hep hainlerin planı olmuştur. Hep düşmanların planı olmuştur. Bizi uğraştırmışlardır ama hiçbir zaman muvaffak olamamıştır. Az önce yavrularımız vardı, çocuklarımız vardı. Biz yetişkinlere düşen şu: anne olarak, baba olarak, devlet olarak, belediye olarak evlatlarımızı iyi yetiştirelim. Yani iyi yetiştirmek demek okulda, derste 10 alması, pek iyi alması demek değil. Topluma hazırlayalım. Ülke sevgisini, bilincini, bir arada olma coşkusunu, o ruhu evlatlarımıza aşılayalım. İnşallah bu noktada da daha güzel günler Türkiye'yi bekliyor, ülkemizi bekliyor. Hiçbir zaman da bu hainler, düşmanlar bu emellerine ulaşamayacaklar. Tamam amca, gel. Buyurun. Hocam siz de buyurun. Beraber. Müftüm, buyurun. 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 Siz